Oldu. Biz programlarda hep bu yeni kurulan partiler ittifaklarda nerede yer alacaklar, seçimleri nasıl etkileyecekler diye konuşuyoruz. Fakat açıkçası yeniden refah partisi fazla konuşulan bir parti değil. Bu bizden mi kaynaklanıyor yoksa sizden de kaynaklanan tarafı var mı? Aslında siz seçime e, katılmaya hak kazandınız. Tabii diğer evet. o iki partiden daha da önce kazandık. Evet. Tabii. Dolayısıyla şu an yeniden refah partisi ee, etki gücü olarak nasıl? Yani seçmende karşılığınız nasıl kuruldunuz ama neden adınız daha denklemlerin içinde değil? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii aslında bu hep söylediğimiz gibi e, daha önceden milli görüş tarihine baktığımızda da daha öncede de bu durumu görüyoruz. Refah Partisi ile ilgili örneğin işte 94 seçimlerindeki anketleri daha dün gibi hatırlıyorum. İstanbul'da dördüncü parti, Ankara'da beşinci parti, Türkiye genelinde de dördüncü parti gösteriyorlardı Refah Partisi'nin. Ancak bu üçünde de biliyorsunuz birinci oldu. Daha da geriye gidelim. Biz hayatta değildik ama yaşı müsait olanlar, şahit olanlar anlattılar. 73 Milli Selamet Partisi'nin girdiği seçimler. Milli Görüş Hareketi'nin bir partiyle ilk olarak girdiği, resmi olarak girdiği seçim. ...anketlerin en çok oy vereni yüzde bir veriyordu Milli Selamet Partisi'ne diyorlar. Hatta ben 50 sene önce de anket var mıymış diye şaşırdım. Milli Selamet Partisi o seçimde yüzde 12'ye yakın oy aldı. E medya ambargosu her zaman vardı. 83'ten 91'e kadar Refah Partisi kurulduktan sonra meclise girene kadar... ...medya ambargosu maalesef yapıldı. Hatta hep anlatıyorum 90 yılında merhum Erbakan Hocamızın bir konuşması var... 89 belediye seçiminde Refah Partisi %9 oy almış. 90 yılında da bundan bir sene sonra da bu konuşmayı yapıyor. Ve serzenişte bulunuyor. Diyor ki ya %9 oy aldık bizden hiç haber vermiyorsunuz. Avrupa'da bir parti %9 oy alsa her gün gazeteye çıkar, her akşam televizyona çıkar. Daha da ötesi 92'de mecliste genel kurulda konuşmasında TRT muhabirine kızıyor, TRT kameramanına. Ya diyor çekiyormuş gibi yapıp çekmiyor musun, içine kaset mi koymuyorsun, akşama kadar buradasın, akşam bakıyorum hiç bizi vermiyorsunuz diye. Biraz da tabii espriyle Şimdi bu tabii çok ibretlik bir durum. Çünkü mecliste grubu olan bir parti genel başkanı mecliste, kürsüde, genel kurulda konuşma yapıyor. O noktada halen daha medyadan, ambargodan şikayet ediyor. Maalesef bu 50 senelik milli görüş tarihinde yaşadığımız bir olay. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Halbuki biz bu biraz evvel zikrettiğiniz partilerden çok daha büyük genel kurulumuzu çok daha büyük bir şekilde yaptık. 40 binin üzerinde insanla Ankara Arena Spor Salonu'nda o zaman pandemi yoktu. Bu partiler tabi pandeminin de etkisi vardı ama yine de 2000 bin kişi civarında kişinin katılımıyla büyük kongre yaptılar. Biz 900'e yakın ilçede teşkilat kurduk. Bu partiler bunun yarısı kadar hemen hemen bir teşkilata ulaştılar. Bizim üyelerimiz şu anda resmi olarak Yargıtay'ın sayfasında 130 bini aştı. Ve elimizde Partinin 130 bin üyesi var. Tabi o resmi Yargıtay'ın onayladığı üyeler. Elimizde de 150 bine yakın veya 130 bin kadar bir bu kadar daha da ıslak imzalı teşkilatlarımız vatandaştan seçmenden almış. Bunları sisteme girecekler. Ancak TC kimliği yanlış çıkıyor. Başka parti üyesi çıkıyor. Ve tabii zaman alıyor girmek. Bunları da hesaba katsak neredeyse 300 bin olmuş. ve bugün İyi Parti'nin üyesi 350 bine daha yeni yaklaştı. Mecliste grubu olan bir parti. İşte bu diğer iki partinin bir tanesinin 30 bin, bir tanesinin 40 bin civarında üyesi var ve biz 526 ilçede ilçe kongremizi yapmışız. 65 ilde il kongremizi yapmışız. Bunların her biri o ilçenin, o ilin en büyük salonlarında, gerçekten de hatta spor salonu olan yerlerde, spor salonlarında ve büyük kongremiz de zaten büyük bir önemli bir gösterge. İlk defa kurulmuş da 11 ay geçmiş kurulduktan sonra üzerinden bir parti kongre yapıyor. Türkiye'nin bugünkü şartlarında bu kadar dominant bir iktidarın olduğu, tek başına iktidarın olduğu bir ülkede 40 binden fazla insan ve çoğunluğu da gençlerden oluşuyordu. Bu da tabii çok sevindirici. Peki anket yaptırıyor musunuz? Kamuoyu araştırması yaptırıyor musunuz? Şu an kamuoyu araştırmasını refah seçime girse yüzde ne kadar oy Onu yaptıracağız. Görüştüğümüz araştırma yapan kişiler, kurumlar var. Onu şunun için biraz da beklettik. Bir sene sonra yani 2022 yaz aylarında bir seçim olma veya Eylül-Ekim'inde bir seçim olma ihtimalini düşünüyoruz. Seçimden de çok uzak bir tarihte anket yaptırmak sağlıklı olmayabilir. Seçime çok yapın, yakın yaptırılanların da sağlıklı olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında bu önümüzdeki aylar en uygun zaman onu da yaptırıp göreceğiz. Bir de bizim tabii 4-5 aydır üzerinde çalıştığımız sandık müşahitleri çalışmamız var. Türkiye'deki 200 bin toplam sandığın 95 binini pilot sandık olarak belirledik. Teşkilatlarımızın güçlü olduğu yerlere öncelik verdik. Her sandıkta bir tane başmüşahit, dört müşahit yani 250-300 seçmenin oy kullanacağı her bir sandıkta 5 tane Yeniden Refah Partisi'nin eri görevlisi belirlenmiş olacak. Bu noktada belirlediğimiz 95 bin pilot sandığında 50 bine yakınında başmüşahitlerimizi belirledik. ...doğrudan doğruya tabana yönelik, seçmene yönelik sandık Peki, teşkilatlanması çalışması devam ediyor. Peki az önce, şu ara ara sizi hızlandı keseceğim kusuruma bakmayın. ve gelecekten işte üye sayısı ve teşkilatlanma bakımından önde olduğunuzu söylediniz. O oranımız da aslında onlardan fazladır diyebilir misiniz? Öyle görüyoruz çünkü oyun göstergesi olması lazım. Şimdi neye göre oyumuz bizim fazla diyeceksiniz onlar diyorlar ama... E şimdi 30 bin üyeniz var, bir tanesinin 40 bin üyesi var. E bizim üye sayımız onları neredeyse dörde katlamış. Bir de sisteme girilmemiş eldeki formlara hesaba katsak dediğim gibi 300 bini bulmuş. E bugün 20 senelik, 30 senelik partilerin 20 bin, 30 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin üyesi varken mecliste grubu olan bir partinin 350 bin üyesi var. Yani biz bunu aslında hedefimiz 500 bine çıkartmak. 500 bine çıkarttığımızda Türkiye'nin 3. ya da 4. en çok üyeye sahip partisi yani olacak. Yani şunu anlıyorum medyada fazla görünmese ya da çok konuşulmasa bile Yeniden Refah aslında halk arasında Elbette. hızlı bir örgütlenme, teşkilatlanma çalışmasını çok ummalı, çok bir, çalışma. ummalı bir şekilde çok yürütüyor. Doğru. Ve